Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan telefon attığında. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, iyi günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Şimdi Ulaş Özdemir ile birlikte Trabzonspor gündemini değerlendirirken, şimdi ülkelerin yönetiminde bile ekonomik olarak bağımsızlık çok çok kıymetlidir. Bugün Trabzonspor sizlerin adımı ile birlikte, atmış olduğu adımla birlikte ekonomik anlamda bağımsızlığını ilan etmiş vaziyette. İlk olarak bu adıma dair sizi tebrik ederek yorumlarınızı rica edeyim. Şimdi evet, sağ olun ilk başta. Tabii bizim için, camiamız için gerçekten çok önemli bir adımdı. Biz bunun hazırlığını aslında geldiğimiz günden beri yapıyorduk. Hep söylüyorduk, bunu yönetilebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un gerçekleri belli. Biz bu gerçeklerinle beraber hareket etmek durumundayız. Tabii biz ilk geldiğimizde ilk sözümüz taraftarımıza start sponsorluğuyla alakalı konuydu. Yine orada Türk futbol tarihinin en büyük start sponsorluğunu yaptık. Toplamda diğer yan gelirleriyle beraber 50 milyon euroyu aşan bir gelir elde ettik. Burada tekrar başta Ahmet Bey olmak üzere Papara ailesine tekrar teşekkür ederim geri gelmişken. İkinci sözümüz yine Trabzonspor camiasına, hani biz bu borcu, bunları yaptık ama yönetilebilirdi bir hale getirmemiz gerektiğiydi. Yine şu an itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın işin doğrusu gururunu yaşıyorum. Gerçekten çok önemli bir hamleydi. Şöyle söyleyeyim, biz geldiğimiz günden beri işte 1,5 yıllık bir süreç, hemen söyleyeyim. Bugün itibariyle toplamda 2.1 milyar civarında faizleriyle beraber Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Tabii son dönemde faizlerin %50'li seviyeleri aşması gerçekten kontrol edilmesi ve ödenebilmesi gerçekten imkansız hale getiren borçlarla karşı karşıya kaldı. Hem biz hem diğer takımlar için de geçerli bu. Sonuçta 4,5 milyarlık bir borcun bir yıl beklediği dakika, önündeki yıl işte artık 6,5 milyarları falan konuşuyorsun. Yani korkunç rakamlar, çok dengeli olması gereken rakamlar. Yine başka bir bilgi vereyim. Yine 1,5 yıllık süreçte bugün itibariyle toplamda ödenen para 9 milyarı bulmuş seviyede. Tabii bunlar ödenemeseydi bu rakamlarla bu faizler nerelere giderdik, korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalacaktık. Ama bir şekilde bu işlerin altından çıkmasını bildik. Tabii problemler bitti mi? Bitmedi. Trabzonspor'un şu anda önünde en büyük problem vergi borcu gibi duruyor. Biz biliyorsunuz geçenlerde hem Kartal'la yeni bir anlaşma yaptık. Artık üst kullanım haklarını da alarak 30 yıllığına anlaştık. Yani artık kullanım hakkı bizde tamamıyla. Yine yıllardır havalimanında, yani bizim tesislerimizin yanında işgalci durumunda olduğumuz yerin de 30 yıllık tüm haklarını yine Trabzonspor Kulübü'ne kazandırdık iki önemli operasyonla beraber. Tabii burada bu süreçler dahilinde, yani son 25 yıllık süreçler dahilinde birçok sefer vergi anlaşmaları yapılmış ama haklı olarak, yani kimseye burada ben bir suç bulmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Gerçekten imkanlar çok zor, gelir hemen hemen yok. Ama bunlar yani ödenemediği için, bu anlaşmalara uyulamadığı için şu anda buraların kiralamalarıyla alakalı, buraların vergileriyle alakalı toplamda Trabzonspor'un önünde 2 milyara yakın bir borç var. Bu borcun da bir an önce ödenmesi için başta ben ve yönetim kurulumuz gerekli planlamaları yapıyor. Yine çok önemli, İstanbul'da İki arazi üzerinde ve Trabzon'da bir arazi üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var. Çok ciddi çalışmalarımız var. Bunlarla beraber biz artık Trabzonspor'un geleceğini, tabi bu benim tek başına başarabileceğim bir iş değil. Tüm camianın desteğine ihtiyacım var bu noktada. Bunları da herkesle konuşacağız. Zamanı geliyor yavaş yavaş. Gerçekten Trabzonspor'un artık bundan sonraki geleceğinin tamamını kurtarmak anlamında çok farklı ve önemli noktalar. Bunları Trabzonspor'a katmamız lazım. Diğer İstanbul takımların aldığı gibi bizim de bu araziler almamız lazım. Bununla alakalı tüm uğraşımızı veriyoruz.
Şimdilik mali konularla alakalı diyeceğim bunlar. Sayın Başkan, aslında bir yandan da Ulaş Özdemir Skype'da, şimdi Trabzonspor denince A Spor çatısı altında Bordo Mavileri en yakından bilin isimlerden biri Ulaş abi. Şimdi Ulaş abiye de bir yandan sözü bırakmak istiyorum. Mutlaka size sorular olacaktır ama tabii bir yandan özellikle bu ekonomik bağımsızlığı konuşurken Ulaş abinin soruları varsa onun soruları sonrası benim hazır sizi yakalamışken bir iki sorum olacak. Çünkü mesela kulüplerin kadro mühendisliğini analiz ederken bazı onlardan notlar çıkartmaya çalışırız. Tabii ekonomik ki. Bağımsızlığını Trabzonspor kazanırken bunun alameti farikası konusunda sizin gibi maharetli bir aynı zamanda iş adamından da tılsımlarını dinlemek de lazım. Ulaş abiye şimdilik sözü bırakayım, ardından devam ederiz. Tamam. Sayın Başkan, öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten devrim niteliğinde çok çok güzel bir adım attınız bugün ve Trabzonspor Bankalar Birliği'nden artık çıktı ve herhangi bir kredi, faiz borcu kalmadı. Gerçekten tarihi bir gün aslında baktığımızda Trabzonspor için bugün. Tabii bu tarihi günü şöyle de anlamlandırabilir miyiz acaba? Özellikle son günlerde medyada şöyle haberler okuyoruz. Yani Trabzonspor'un Katar ilgisi, oradan gelecek olan sponsorluklar falan. Şimdi bütün her şeyi saydınız ama bu tarafta da böyle bazı söylentiler var. Bunların doğruluğu üzerinde sizden bir bilgi almak isterim açıkçası Sayın Başkan. Şimdi bu konu hassas bir konu. Şöyle söyleyeyim ben. Tabii bizim geldiğimiz günden beri önemli sponsorluklar ve ciddi ekonomik hamleler yapıyoruz. Bilançomuzu ciddi anlamda düzeltiyoruz. Bu daha önce de yansımıştı. Artık bundan sonra daha farklı da yansımaya başlayacak artık bilançomuza. UEFA'nın dediğimiz bu gelir tablosuna şu an itibariyle çok ciddi olarak bir atılım yaptık burada bunu uyma konusunda. Tabii oradaki görüşmeler daire devam ediyor. İşin doğrusunda şu var. Trabzonspor'la alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Hatta bununla alakalı tabii netleşmeden çok konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor'uyla ciddi ortaklık ve çalışmak için kulübümüze resmi olarak bir başvurusu oldu. Resmi olarak da kayıtlara girdi. Tabii burada hemen insanlar bunu yanlış anlıyor. İşte kulüp yok, Trabzonspor işte kulüpler satılıyor mu oluyor mu? Yani hemen konular buraya geliyor. Bu ilgi önemli bir ilgidir. Önemli bir değeri vardır. Trabzonspor'un açısından, Trabzonspor'un piyasası açısından, Trabzonspor'un görünürlüğü, ekonomik durumu açısından önemli şeyler bunlar. Ama ben şahsi olarak şunu hemen söyleyeyim. Benim için Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor dünyanın her yerindeki Trabzonspor sevdalılarının takımıdır. Onlara aittir. Böyle de kalması gerekir. Ben bu işlerin satılmasına falan vesaire şiddetle karşı olan biriyim. Bunu açık açık söyleyeyim. Ama tabii böyle bir bu firmalarla görüştükten sonra bu sonuçta benim şahsımın vereceği de bir karar değildir böyle konular. Ama zaten ülkemizde kanun olarak da şu anda büyük hisselerin satılması tabii ki teknik olarak da kanunsal olarak da mümkün değil. Ama bu buralarda her zaman son söz Trabzonspor Kongresi'nindir. Ama üzerine basarak söylüyorum. Ben bunun Trabzonspor gibi bir dünyanın en büyük şehir takımıyla bu konuların anılmasına da başkan olarak şiddetle karşı dururum. Ama tabii dediğim gibi buralarda en son söz her zaman da kongreye aittir. Oraya da saygılı olmak gerekir. Bu şekilde Trabzonspor'a gelen talepler var. Artık bu talepler yani yazılı da olarak geldiği için yani burada belki bunu söylemek gerekiyor. Ama biz bu henüz görüşmeyi yapmadık. Çünkü bu süreç yeni bir süreç. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra eğer hani ciddi anlamda bir ciddiyet görürsek veya ciddi bir konu ortaya çıkarsa çıkar. Halkı Trabzonspor'ları bilgilendiririz, kongreyi bilgilendiririz ama şu an öyle bir görüşmeleriniz olmadı. Dolayısıyla bu tip ilgiler var. Bu tip talepler yazılı olarak da var. Ama herhangi bir görüşme yok. Öyle bir görüşme olduktan sonra da kamuoyunu bilgilendiririz. Başkanım, bir sponsorluk mu yoksa hani kulübün bu yani satın alınması yani genel bir ortaklık yapısıyla bir yazı geldi.
Detayları net şu anda vermeyeyim çünkü görüşme yaptıktan sonra detayları daha net versem daha doğru olur. Hani insanları yanıltmayalım. Biz böyle bir görüşme yaptıktan sonra hani ciddi bir şey burada görürsek biz çıkar tüm taraflarımızı ilgilendiririz. Ben bir soru daha sorabilir miyim Burakçığım? Tabii ki. Başkanım şöyle bir soru daha soracağım. Yani nihayetinde Şenol Hoca Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. 5 maç üst üste bir beraberlik ve dün akşam galibiyet geldi. Ve Şenol Hoca 2-3 gün önce düzenlediği basın toplantısında yani bütün futbol yönetiminin takımın A takımda kendisine bırakıldığını sizin tarafınızdan söyledi. Ve tabii artık devre arasına doğru gidiyoruz. Yani lig başları devam ediyor ama devre arası da çok uzun bir zaman değil. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman Trabzonspor'un mevcut kadrosuna da sanki yeni eklemlemeler yapılacak oyuncu anlamında. Orta saha ki iki kanat olabilir, belki bir stoper olabilir. Yani planlamanız ne şekilde ilerleyecek? Şenol Hoca ile mutlaka bunları konuşuyorsunuzdur ama devre arası yani benim gördüğüm sanki 3 ya da 4 transfer yapacak gibi duruyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gerçekten kısa bir dönemdir Şenol hocamızla çalışıyorum. İlk diyeceğim enerjisine hayranım şu anda. Çok önemli. Enerjisine, tutkusuna ve o içindeki Trabzonspor başarı hırsına hayran olduğumu söylemem gerekiyor. Çok net söylüyorum. Yani işin doğrusunu bunu bu boyutta olmasını da biraz şaşkınlıkla karşıladığımı da söylemek istiyorum. Yani çok azimli ve çok hevesli hocamız. Sürekli tabii görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ben ilk gün söyledim. Benim üzerime düşecek olan tüm görevleri daha önce yaptığım gibi Şenol hocamızın talebi ne olursa yerine getireceğim. Ben bugüne kadar sahanın içerisinde hiçbir zaman karışan bir başkan olmadım. Bu dönemde de asla böyle bir şeyimiz olmaz. Orası teknik bir durumdur. Ben teknik bir adam değilim. Dolayısıyla benim güvendiğim ekibime yapacağım, yani Şenol Hoca'yla ekibime yapacağım, onların tüm daha önce olduğu gibi teknik ekibin, oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek, hocamızın izleme ekibinin yönetim kurulundan talep ettiği oyuncuları bir an önce transfer etmek. Hocamızın da ekibi çalışıyor. Kulübümüzün de kendi izleme ekibi zaten sürekli çalışıyor. Hocamız da şu an değerlendirmelerini yapıyor. Henüz bizden yani oyuncu anlamında o olsun bu olsun diye bir talebi olmadı ama olacak, bunları konuşuyoruz. Biz de bu talepler yerine geldiği zaman ne yapabiliyoruz, nasıl yapabiliyoruz, nasıl gitmemiz lazım hemen hızlı bir şekilde değerlendirip gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Ulaş abi, araya girerek, affınıza da sığınarak son benim olarak... Benim sorularım bitti Burak'cığım. Eksik olma abi, çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, hazır sizi yakalamışken şu konuyu da yani ben hakkaniyet açısından takdiri şu yüzden ediyorum. Şimdi kulüplerimizin statüsü dernek statüsü. İsteseniz ziyadesiyle milyon dolarlık nice oyuncuları transfer edip taraftarın gözüne hoş gelecek, çok daha farklı bir futbol izleterek bambaşka bir borçla kulübü bırakıp gidebilirdiniz. Gittiğiniz noktada da ibra edilerek hiç arkanıza bakmadan da hayatınıza devam edebilirdiniz. Şartlar böyleyken siz bugün o atmış olduğunuz adımlarla birlikte bambaşka bir Trabzonspor'un belki de bugün temellerini attınız. Fakat tüm bunlarla birlikte takdir edersiniz ki ülkemizde maalesef ki sportif başarı bunları desteklemezse taraftardan ciddi anlamda serzeniş, ciddi anlamda tepki geliyor. Buna dair sizin görüşünüz nedir? İşin karar alıcı mecliste oturan birinci adam olarak. Bu çok, bu arada çok güzel ve önemli bir soru sordunuz. Bunu söylemem gerekiyor cevap vermeden önce. Bu soru çok önemli. Bu sorunun cevabı aslında Türk futbolunun içinde bulunduğu krizin de ana sebebi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben Trabzon'da doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi Trabzon'da okudum. Benim bütün ailem Trabzonspor'un içindeydi. Kuruluşundan bu yana futbolcu olarak, yönetici olarak filan vesaire. Hepsini görerek biz büyüdük. Bu şehirde para kazandık. Bu şehirde kendimizi geliştirdik. Bu şehre karşı bir sorumluluğumuz var. Ben ne yaparsam yapayım, hep söylüyorum bunu,
bana alemden kalan bir şeydir. Her zaman Trabzonspor bana, benim ona kattığımdan daha fazla değer katacak. Bu bir hayatın gerçeği. Şöyle, şimdi çok spesifik bir örnek vereceğim. Çok doğru dediniz. Ben geldiğimiz günden beri muhtemelen de herhalde en fazla tepki alınan başkanlardan da bir tanesiyimdir. Göreve gelirken de söyledim, en zor görev bana benim olacak. Çünkü hem bunu bir şekilde yarıştırmak durumundayım, hem bu borçların da bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Yani bunun artık bir sonu yoktu. Ve ben 6 yıldır, 7 yıldır işin içinde olan biri olarak başkan olduktan sonra bu sorunları görmezden gelerek hareket etmek ne benim karakterime yakışır, ne iş adamlığına yakışır, ne Trabzonsporluğumuza yakışır. Böyle bir şey yapamazdım. Çok net söylüyorum. Bakın, bu 9 milyar paradan bahsettik. Biz 1 TL kredi kullanmadan bunları yaptık. Şu anda hiçbir bankaya da 1 TL kredi borcumuz, faiz borcumuz, hiçbir şeyimiz yok. Allah'a şükür. Ama önümüzde bir yol daha var. Sıkıntılı bir yol daha var. Ama biz bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra dirayetli bir şekilde durup bu borçları da ödemenin peşine gideceğiz. Ama çok açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar herkes, yani kimseyi burada eleştiri anlamında söylemiyorum, ama bulmadığı parayı harcadı. Ben şunu bile yapmadım. Bakın, 9 milyardan bahsediyorum. 250 milyon euronun üzerinde bir rakam yapıyor bu. Ben bu paranın %10'unu harcamadım. Ama bu parayı harcayıp hiç insanın aklına gelmeyecek bile transferleri 3-5 milyon euro da fazla verip bir şekilde Trabzon'a getirip başka bir şovun da içerisinde olabilirdim. Şunu da derdim. Ben bulduğum parayı harcadım. Yani bulmadığım parayı harcamadım. Kimse de kalkıp bana, yani bulunmayan para harcanıp ibra olunduğuna göre herhalde, veya ibra bir konu değil de insanların şeyinde rahat olunduğu halde diyelim, herhalde bulduğu parayı harcayan bir başkana da kimse bir şey demezdi. Ama o bulduğu parayı ben Ersun Doğan olarak doğrusunu yaptığımı düşünüyorum. İşte hayatım boyunca da bu şekilde düşünmeye devam edeceğim. Transferlerde o arada da transferler yaptık tabii. Hata yapmadık mı? Tabii ki hata yaptık. Her kulüp transferde hata yapıyor. Barcelona da yapıyor, Real Madrid yapıyor, Manchester City yapıyor. İstanbul takımları da yapıyor. Hatta bizden çok daha fazlasını da yapıyor. Ama ben buralara takılmadım. Yani bir gerçek vardı önümde. O gerçeğe göre hareket ettim. Benim bu borcu, bizim bu borçlarımızı Trabzonspor kulübünün ödeyecek, bu faizleri ödeyecek pozisyonu yoktu ve bunu biliyordum. Dolayısıyla ben ana hedefim bu borçların üzerine gittim. Yoksa ben bir ay önce transfer sezonu devam ederken bir ay sonra ben bu parayı getireceğimi biliyordum. Ama harcamadım. Trabzonspor'un borcunu kapattım. Doğrusunu yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da bu spesifik problemleri, Trabzonspor'un büyük borçlarını, başta artık ilk hedefimiz vergi borcudur. İlk hedefimiz o. Trabzonspor'un artık Ertuğrul Doğan'ın ana hedefi, Trabzonspor'un yakın zamanda bir şekilde 2 milyarı bulan vergi borcunun tamamını kapatabilmektir. Ama hep söylüyorum, bunu yarışarak zirvede olarak yapmak istiyorum. Bunun için de şu an çok önemli bir avantajım var. Sayın Şenol Güneş, camiayı bilen, bu şehrin dengelerini bilen, bu şehirde oluşacak sıkıntıları bilen, bunları daha önce defalarca yaşamış, hem bu şehirde şampiyon olmuş, hem de İstanbul takımında şampiyon olmuş. Çok değerli bir hocamız var başımızda. İlişkimiz çok iyi. Her gün görüşüyoruz, konuşuyoruz. Dediğim gibi, o da geçenlerde birlikte, futbol hocamıza emanettir. Dışarısı bize emanettir. Ben hocamızın her türlü arkasındayım. Bundan sonra Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan Trabzonspor çıkarları için ne isterse harfiyen yerine getirmek için her şeyi yapacağım. Ben bu zirve yarışının içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Kaybedilmiş bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Ligin başı, Trabzonspor camiası, taraftarı bir araya geldiği müddetçe, bu enerjiyi sahaya yansıttığı müddetçe bu işlerin altından çıkacaktır. Zirvede oluruz. Nerede oluruz? Onu hep beraber göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Benim ama hani yeri gelmişken çok önemli. Bakın, tribünlerin dolması, biz elimizden geldiği kadar artımızla eksimizle, yani hani biz her şeyi doğru yapıyoruz diye asla bir şeyimiz olmaz bizim. Muhakkak ki eksiklerimiz var. Hatamız var ama yanlışımız asla olmaz. Onu da net söyleyeyim. Yanlışımız olmaz ama hatamız muhakkak ki insanız, olacaktır. Bundan sonra da olacaktır. Olmuştur da. Dediğim gibi, bize inansınlar, güvensinler. Bizim bunları kapatmaktan başka bir niyetimiz yok. Kafamızdaki plan bu.
Trabzonspor'un geleceğini bir şekilde önünü açmak zorundayız. Yani bunu benden sonraki arkadaşlarımızın artık hep düşünüyor olması lazım. Hep bu bilinç hareket etmesi lazım. Dolayısıyla taraftarlarımız bir klişe oluyor gerçi böyle hep öyle konuşuluyor ama gerçekten Trabzonspor taraftarı devreye girdiği zaman Trabzonspor 12 kişi oynuyor. Yani bizim bu desteğe ihtiyacımız var. Şenol Hoca ve ekibinin bu desteğe ihtiyacı var. Bu desteği de hak ediyor. Onu da söyleyeyim. Trabzonspor futboluna, Türk futboluna yaptıklarıyla buna fazlasıyla hak ediyor. Dolayısıyla taraftarlardan ricam lütfen sahaya gelsinler. Takımlarına, hocasına, oyuncularına sahip çıksınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de şeffaf bir şekilde gündemi değerlendirdiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Sağ olun. İzleyicilerime de iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. Çok sağ olun.